Rating rekortmeni Camdaki Kız dizisinin canası Hande Ateyzi, 3 yıldır beraberlik yaşadığı genç sevgilisi Dinçay Doğdu ve oğlu Leon'la Bodrum tatiline devam ediyor. Ünlü oyuncu geçen haftalarda Bodrum'da komşularının aracıyla evlerine dönerken büyük bir tehlike atlatmış, arabanın aniden alev alması üzerine ölümden dönmüştü. Çevredekilerin uyarısıyla son anda kendilerini dışarı attıklarını anlatan Hande Ateyzi, büyük şok yaşamıştı. Olayın etkisini üzerinden atan ünlü oyuncu, hafta içi Bodrum Gölköy'deki bir plajda kameralara yansıdı. Yıllardır düzenli olarak spor yapan ve bu nedenle hep fit bir fiziğe sahip olan 48 yaşındaki Ateyzi, sıcaktan bunalınca bol yüzüp yılın yorgunluğunu üzerinden attı. Dinçay Doğdu daha sonra Ateyzi'nin yanına gitti. Denizden ilk çıkan Dinçay Doğdu oldu. Sudan çıkar çıkmaz duşunu alan Hande Ateyzi kurulanma faslına geçti. Ünlü oyuncu rüzgarlı havada bir tatilciyle sohbet eden oyuncuya çevredekiler kameraların çekim yaptığını haber verdi. Soluğu şezlongunda aldı. Ünlü oyuncu kitabını okumaya koyuldu. Kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinçay Doğdu birkaç gün önce de yine aynı sarı şortla iskelede kameralara takıldı. Bu kez Aydoğdu'nun yanında Ateyzi'nin Amerikalı televizyoncu Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen 7 yaşındaki oğlu Leon vardı. Denize girmeye hazırlanan Leon, paletlerine giyip denize sert bir şekilde itmesi görenleri şaşırttı. Ardından denizden çıkan Leon'u Aydoğdu defalarca denize itti. Sizin elini görebilir miyim acaba? Oğuzhan Bey, Erbaa Yaprak Festivali'ndeyiz. Sesleri evet. Duyuyorsunuz. Yaklaşık 40 bin kişi var içeride. Nasıl bir sahne bekliyor izleyici? Şahane bir kalabalık var. Şu saniye intromuz girdi. Bir dakika sonra tam sahnedeyim. Ben de çok merak ediyorum. Kalabalığı da merak ediyorum. Kavuşmak için heyecanlıyım şu an onlarla. Nasıl hazırlık yaptınız peki? Nasıl bir repertuar var? Vallahi herkesin bildiği şarkılarımı söyleyeceğim. İnşallah birazdan burası yıkılacak. Siz neler yapıyorsunuz peki? Tatildeydiniz. Nasıl geçiyor? Konserden konserde koşturuyorsunuz. Tatille işi bir araya getirmeye çalışıyoruz sürekli. İşte sahneye çıktığım yerlerde böyle bazen bir gün kalıp falan biraz dinlenmeye çalışıyorum. Onun dışında koşturuyoruz vallahi. Yaz yoğun. Pandemisiz gerçek ilk yazımız aslında bu. O yüzden tadını çıkarıyoruz bütün müzik dünyası. İnşallah o günlere dönmeyiz. Geçtiğimiz haftalarda da Aşk Beni Yendi yayınlandı. Geri dönüşler nasıl oluyor? Nasıl gidiyor? Vallahi geri dönüşler harika. Ben de çok memnunum. Şimdi konserde de söyleyeceğiz bakalım. Biliyorlar mı bilmiyorlar mı? Ezberlemişler bir artık. İnşallah. Umarım. Mehmet Hanım nasıllar peki? Covid'lerdi. Atlattı. Çok şükür size bulaşmadı. Çok şükür. Sağlık sıhhat yerinde her şey yolunda. Bir de çıtayı biraz yükseltmiş. Düğün hediyesi milyonun üzerinde diye duyduk. Bugün bir saat almış. Yani vallahi daha düğünü yapmadık. O yüzden bakacağız. Ben bekliyorum. Bakalım ne olacak. Siz nasıl bir sürpriz yapacaksınız peki? Biz birbirimize çok güzel hediyeler alırız, veririz. Gönüller bir olsun. Önemli olan. Düğün tarihi öptüm. Yaklaştı peki. Nasıl öptüm. Ya? Gel sen. Dümende. Oğlum köpek var köpek. Abi aman. Bunlar şimdi bizden kıymetli abi. Şey yapmayın. Sonra şey yapıyorlar. Biraz problem olur. Siz nasılsınız Şafak Bey? Yeni misin? Ben mi? Suriyeli misin? Nesin sen? Kim bu? Türk mü? Direkt abi sınırdan. Ne oluyor burada kardeşim? Burada ne var? Ooo Erdoğan Bey'e geldi. Yunus Bey buyurun. Ne var burada? Evet. Ne oluyor burada? Performans vardı bugün yukarıda. Gelsene Yunus. Nasıl geçti? Doğan gel.
Kim söyledi şarkıyı? Evet. Şarkı nerede? Evet, geldi. Performans yarışmamız vardı yukarıda. Gel kardeşim, sen de gel böyle. Sessiz sinema oynadık değil mi? Sessiz sinema. Anlat bakalım yaptık yukarıda. Yukarıda evet. Neler konuşuldu? Bir toplantı mı vardı? Yok onu şey yapımcılar hazırlıyorlar, sildik attık yani değil mi şeyi? Anlat bakalım mı? Anlat bakalım. Bayağı anlattık. Siz nasılsınız Erdoğan Bey? Valla yukarıda bir şey yoktu. Sadece yemek vardı. Ondan sonra biz Şafak biliyorsunuz benim kardeşim, abim, üstadımız. Hem film tarafından ben de şarkı tarafından ona böyle sesle bir şeyler vermeye çalışıyorum. O da hakikaten oyunlarıyla beni delirtmiş durumda şu anda yukarıda. Ama sadece yemek yedik. Arkadaşlarımız da geldi sağ olsunlar. Birlikte olduk ve samimi bir yemek ortamıydı aslında. Ya bak bir yeni çıkan filmin ise Erdoğan Bey bir rol olacak mı? Öyle bir sürpriz var mı? 30 saniye önce tanıştılar. Ne güzel bağladın ama. Tamam bu kadar yeter oğlum işte. Biraz da şurayı görün de günah bak o kadar indirim yaptılar. Yeni çıkan. Sizinle tanıştık. Dayı ne haber? Oğlum buna sakın bir şey yapma ya. Bunlar şu an en kıymetlimiz. Oo çok iyi ya. Var mı bir emrin abi? Geldi bak hop geçti burada. Bir yandan da... Abinin yani... arabayı alın. Bir yandan da Şafak Bey gündemle ilgili de konuşmak istiyoruz. Berdan Bey size de geldi. Evet. Özel hayatla ilgili aslında sonlarımız var. Yok bugün de... özel bir günümüz var bizim. Bir çok sevdiğimiz bir abimiz bugün rekor kıracak çünkü. Serdar Ortaç'ın. Ercan Bey buyurun. Serdar Ortaç'ın şarkısını yeniden yorumladı. Teşekkür ederiz. Şarkıda sizin sesiniz yok. Onu nasıl söyleyeceğiz? Ses, ses benim değil diyorlar ama bilmem. Bilgisayar atar. Ercan abiyi kutladık valla. Çok güzel şarkı okudum. Serdar'dan Dansuz'u aldım, onu okuduk. Çıktı bu hafta. İnşallah yol açık olsun. Ne diyelim, Berdan abi, Şafak abi sağ olsun. Tarabya'da kutlayacağız artık değil mi? Evet abi, hayırlı olsun. Ne yapalım? Tarabya'da kutlayacağız. Bir yandan da tabii de gündemle ilgili sormamız lazım biliyorsunuz. Bir şu gündem sorusu nedir? Allah aşkına bir alsana. Bir alalım. Ver abi. Ercan Bey benim evlat. Demet Akalın'ı biliyorsunuz sahnede en son evet. Garson'la ilgili bir olay olmuştu. Hacı abi şampanya getir. Konuyla ilgili neler söyleyeyim. Hacı abi şampanya alabilir miyiz? Valla Demet Akalın bence çok ayıp etti. Niye anlar? Ya sonuçta bir şey sahne şovunda ben tam dikkatli bakmadım da bakar bir başka bir zaman yorumlarım kardeşim. Aleyna Tilki'nin açıklaması vardı en son yapmış olduğum parçalar ve röportajlar konuşulmuyor. Şey kendilerini muhafazakar olarak gösteren bir kesim var. Ben onların muhafazakar olduğuna inanmıyorum. Onlarla bir çamaşır partisi yapacağım diye bir açıklaması vardı. Onunla ilgili düşünceleriniz varsa öyle bir parti. Gider miydi şimdi bakalım? İç çamaşırı tabii önemli bir bayan için. Gitmekte yarar var. Yani ne diyeyim. Berdan Bey o konularla o ilgileniyor. Kendisinin hatta kapalı çarşıda çamaşırhanesi var. Arkadaşlar ben bu konulara girmiyorum. Gündemi meşgul edecek daha önemli konular var. Çok boş konularla ilgilenmiyorum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de yorum yapmak istemiyorum. Peki sizin ticari hayatınız nasıl gidiyor? Evet, bak bunlar güzel mesela. Gündemi oluşturan, gündemle yan yana gelen. Oraya silen girdi, bir daha alalım abi. Bir daha alalım abi. Yok o ona şampanya dökmüş, yok bu buna bilmem ne çamaşır yapmış. Yani bunlar, ya ne bileyim bana inanın çok boş geliyor ya. Herkes zaten danışıklı dövüş yapıyor, öbürü oradan onu yapıyor, öbürü buradan bunu yapıyor. Bir de beni ilgilendiren konular değil ki. Aslında insanları da ilgilendirmiyor. Şimdi söylediğiniz şahıslar, diğerleri, öbürleri, herkese hayatında başarılar diliyorum. Biz istihdam sağlıyoruz. biz milletin iç çamaşırıyla, şampanyasıyla ilgilenmiyoruz. Biz köydeki insanlara 300 kişiye, 500 kişiye ekmek vermekle uğraşıyoruz kardeşim. Anlıyor musunuz? Düşme! Düşersen Türkiye, bağımsızlığını ilan ederim. Türkiye'nin gündemine gelelim. Türkiye'nin gündemi ekonomik işler. İnsanların kendine geçinebilmesi. Doğru mu? Ben de fabrikayı biz kurduk. Sağ olsun Şafak bu konuda bana çok destek oluyor kardeşim. Gül suyu, kozmetik ürünleri yeni markalarımıza yakında çıkış yapacağız. Ama beni çok mutlu eden memleketime ekmek vermem. Doğru mu? Ben gül suyu döküyor mesela bana. Bak, biz birbirimize. Cildi pırıl pırıl tertemiz. Birbirimize gül suyu döküyoruz. Yakında. Gülcü Berdan. Hadi iyi akşamlar. Hadi. Teşekkürler. Yakında gül suyu savaşları başlayacak ha? Hadi gelişsin. Bir fotoğraf rica etsek yan yana. Yunus Emre, Doğan. Yunus Emre. Doğan. Sonra bir dakika bir Yunus Emre geçsin mi? Gel.